Certo. لتأتي بسم الله وإنما لم يصل. نبدأ وقد خلقت أو إنما لم يصل يبدو يقول وإنما لم ينسب ذلك إلى آدم عليه الصلاة والسلام. يعني هني ديور وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Ben seni daha önce yarattım ve hiçbir şey değildin. Ve tabi müfessirimiz Ebu Suud Rahimeullah bunda Zekeriya'nın yaratılışı değil de Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını kastettiğini söyledi. E madem Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı kastediliyordu, niye Adem'e kastedilmedi? Yani وَقَدْ خَلَقَ أَبَاكَ آدَمُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Böyle niye denmedi? Halbuki وَهُوَ الْمَخْلُوقُ مِنَ الْعَدَمِ. Hakikaten Adem'den yokluktan yaratılan da odur. O yokluktan yaratılan dediği yani baba ve annenin yokluğundan, yoksa Adem Aleyhisselam'ı da Allah Celle Celaluhu çamurdan yarattı. O Adem'den onu anlayacağız. بِأَنْ يُقَالْ Mesela şöyle denilebilirdi. وَقَدْ خَلَقْتُ أَبَاكَ اَوْ آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Niye böyle demedi? Halbuki مَا كِفَايَتِهِ فِي اِزَالَةِ الْاِسْتِبْعَادِ. Hani o şey aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam demişti ya, Ya Rabbi nasıl اَنَّا يَكُنُوا لِي غُلَامٌ وكانت امرأتي وقد بلغت من الكبر عتيا. Nasıl benim çocuğum olur? Halbuki hem bir taraftan ben böyle kupkuru olmuşum yaşlılıktan, bir taraftan da hanımım genç iken bile kısırdı. Kaldık o da şimdi yaşlanmış. Böyle neyi ifade ediyordu? Yani bunu beşeri sebepler itibariyle uzak görüyordu. İstibat dediği bu. Tabi onunla ilgili bir yorum daha vardı. Yani Zekeriya Aleyhisselam onu bayır gördüğü için de onu çok büyük gördüğü için söylemiştir. Veya bayır gördüğü için zahiri sebepler itibariyle işte diyor böyle deseydi tabi çok uzattı Allah rahmet etsin ama eğer şöyle deseydi وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُ أَبَاكَ آدَمْ ولم يكن شيئا مثلا او ادم من قبلك ولم يكن شيئا bu da o istibadın izalesi için yeterliydi bi kıyasi hali ma bushira bihi ala hali aleyhissalatu vesselam yani şöyle o istibadın izalesinde o cümlede kafiydi bi kıyasi hali ma bushira bihi ona müjdelenen çocuğun durumunu neye kıyas edecekti? Adem Aleyhisselam'a kıyas etmek suretiyle. Yani madem evet doğru Allah Celle Şanuhu Adem'i hem babasız hem annesiz yarattı. Öyleyse nasıl olsa biz yani şey de olsak burada anne baba vardır. Allah yaratan bilir diye bu şekilde istibadi zail olurdu. Ha, niye öyle? Ve innemâ lem yunseb. Şimdi illeti geliyor. وإنما لم ينسب ذلك إلى آدم لتأكيد الاحتجاج به onunla ihticacı yani delil göstermeyi iyi pekiştirsin ve tevdih minhac القياس ve ta ki kıyas yolunu minhac yol demektir kıyaslama yolunu da izah etsin nasıl hayitüne beha alâk enne külle fardin min efradil beşer beşer yani insanların fertlerden her bir ferdin lehu hazzun min inşâ'i aleyhissalâtu vesselâm min el-e'a ademi yani
Adem Aleyhisselam'ın Adem'den inşasının bir payı her bir insanın yaratılışında vardır. Neden? اِذْلَمْ تَكُنْ فِطْرَتُهُ الْبَد۪يَةُ مَقْصُورَةً عَلَى نَفْسِهِ. Çünkü o Adem Aleyhisselam'ın o ilginç yaratılışı sadece kendisine mahsus değil. Biz de onun gibi mesela evladı olarak biz de böyle boyumuz dik. Efendim hocam, önü gözümüzde iki göz, kulak, burun, ağız. Yani o لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, o güzel takvim ta kıyamete kadar bütün insanlarda devam ediyor. Belkânet, belki o Adem Aleyhisselam'ın o bedi' fıtratı, o kânet damiri fıtratuhul bedi'ate râcadır. O ilginç güzel yaratılışı enmûzecen, o bir numuneydi. Muntaviyen ala fıtriyeti sairi ahadil cins. Diğer insan cinsinin, insan cinsinin diğer fertlerinin fıtratına da, fıtratını da ihtiva eden bir numunedir. İntivaen icmaliyen, genel bir şekilde ihtiva ediyor. Müstetbiyan ve beraberinde o Adem Aleyhisselam'ın kendi yaratılışında diğer insanların o ilginç yönlerini ihtiva etmesi müstebbi'an li cereyani âthâriyâ alel kulli. Şunu beraberinde getiriyor. Demek ki o güzel fıtratın izleri bütün insan cinsinin fertlerinde cereyan ediyor. Ve doğrudur. Mesela örneğin hayvanlar genelde yatay yaratılmış. Doğru mu? Ama Rabbül Alemin Adem'i dikey yaratmış. Biz de dikeyiz. Mesela hayvanların yüzleri tüylüdür. Değil mi? Burunları büyüktür. Ağızları büyüktür. Dişleri büyüktür. Ama Allah Celle Şanuhu insanın ağızları böyle adeta yüzük gibi küçük yaratmış. Dişleri inci taneleri gibi. Dudakları böyle neredeyse sigara yapar gibi ince yapmış. Bütün bu güzellikler Adem Aleyhisselam'dan devam eden güzelliklerdi. فَكَانَ اِبْدَاءُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى ذَٰلِكَ الْوَجِيهِ. Allah'ın bu ibda mastardır. Yine merfure izafe edilmiştir. Yani اِبْدَاءُ اِيَّهُ, Allah'ın Adem Aleyhisselam'ı o vecihte güzel yaratması, bedi' yani güzel bir şekilde yaratması, ibda'an li kulli ahadin min furu'i kezalik. O Adem Aleyhisselam bütün neslini, furu'u dediği nesli, hepsinin de güzel yaratması demektir. وَلَمَّا كَانَ خَلْقُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على هذا النمط الساري إلى جميع أفراد ذريته أبدع من أن يكون ذلك مقصورا على نفسه. diyor Adem Aleyhisselam'ın bu nabat, yani bu tarzda onun yaratılması, o tarz ki es-sari, o tarz sirayet ediyor ile cemii efradi zürriyetihi, bütün neslinin fertlerine sirayet eden bu tarz yaratılışı ebda'a, bundan daha güzeldir, daha ilginçtir ki min en yekune zâlike maksuran alâ nefsihi. Yani o ilginç yaratılışın sadece adama mahsus olmasından daha güzeldir. Yani öyle değil yani. O ilginç güzellik sadece Adem Aleyhisselam'a muhasır değil. ki kema huve mefhumu min nisbetil halkal mezkuri ileyhi. Ki bu o yaratmayı Zekeriya Aleyhisselam'a nispetinden de anlaşıldığı gibi veya Adem Aleyhisselam'a nispetinden anlaşıldığı gibi ve edella
وأدل أبدعنا üzerine atıftır. Yani ve edelle ala izami kudretihi teala. Ve o daha fazla Allah'ın kudreti, yani o Adem Aleyhisselam'ın yaratılışındaki o ilginç güzellikler. Yani demin ifade ettiğim gibi özellikle hayvanlara baktığımızda en güzel hayvan hangisi ise ona bakarsanız insanın güzelliği ondan kat kat daha üstündür. Kat kat daha üstündür. İşte bu dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın güzel kendisindeki güzelliklerin neslinde devam etmesi daha fazla Allah'ın kudretinin büyüklüğüne delalet eder. Değil mi? Ve kemali ilmihi ve ilminin, Allah'ın ilminin mükemmelliğine ve hikmetinin mükemmelliğine daha fazla delalet eder. Ve kana Adem Zekeriya وَكَانَ عَدَمُ زَكَرِيَا حِنَيْزٍ أَظْهَرَ عِنْدَ وَأَجْلَ. Evet. وَكَانَ عَدَمُ زَكَرِيَا حِنَيْزٍ. Ve yani Adem Aleyhisselam'ı nazar-ı itibara aldığımızda onun yaratılışını, o zaman Zekeriya'nın o yokluğu daha zahir ve ecla, daha açık. Ve kâne hâlu evlâ bi en yekûne mi'yâren li hâli mâ buşşira bihi. Ve Zekeriya'nın vaziyeti evlâ, daha uygundur ki bi en yekûne, ki onun vaziyeti mi'yâren, ölçü olsun, lihali ma buşşira bihi, kendisine müjde olarak verilen Yahya, yani çocuğun vaziyetine ölçü olması daha uygundur, çünkü neticede bir nevi yakındır. Öyle olunca nusibel halkul mezkuru ileyhi. Bakınız bu nusibe daha yukarıda şuranın cevabıdır. Lemma kâne halkuhu alâ hâda. Evet. نُسِبَ الْخَلْقُ الْمَذْكُورُ اِلَيْهِ. O yaratılış Zekeriya Aleyhisselam'a nispet edildi. كَمَا نُسِبَ الْخَلْقُ وَالتَّصْوِيرُ اِلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوْلِ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Nasıl ki bu ayette halk ve tasvirde muhataplara nispet edilmiş. Niçin? تَوْفِيَةً لِمَقَامِ الْاِمْتِنَانِ حَقَّهُ. Ki minnet etme, yani Allah'ın kullarına olan ihsanını beyan etme makamının hakkı verilsin diye. Peki enne hukil, sanki şöyle denilmiştir. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ فِي تَضَائِفِ خَلْقِ آدَمَ وَلِمْ تِكُنْ اِذَّاكَ شَيْيَا أَصْلًا. Sanki şöyle denilmiştir. Seni de daha evvel ey Zekeriya, Adem'in yaratılışının katmanları arasında seni de yaratmıştım. Ve o zaman sen hiçbir şey de değildin. Değil mi? Evet. Bir şey değildin. Ben Adem'en bahta. Sen sarız bir yokluktun. Ve nefyen sırfa. Ve sırf bir nefidin. Hâdâ. Bu hâdâ yani huz. Hâdâl kelâma. Ve'teni bihi, yani bu kelamı al ve bunu önemse. İlginç yani. Bu hâdâ ile ilgili bir arkadaşlar üç i'râb vecihini söylüyorlar. Ya hâdâ, demin dediğim gibi mahzûf bir fiilin mef'ûlu, yani hûz hâdâ, veya mahzûf bir fiilin fâli. Tabi mahzûf bir fiilin mef'ûlu olsa hâzâ mahallen mansûb olur. Mahallen mansûb gizli olan hûz'un mef'ûlü olur. Veya hâzâ mahallen mef'ûl gizli bir fiilin faali olur. Yani mâdâ hâzâ, bu geçti. Veya hâzâ yine mahallen mef'ûl mübteda haberi mahzûb hakkun. Yani hâzâ hakkun. Ve emmâ hamlu şey'i alel mu'teddi bihi. Bu şeyi, hani
وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أو شيء المقصد يعني قيد دير بشيء şeklinde yorumlamak ey velem tekun şeyen mu'tadden bihi yani sen kayda değer bir şey değildin o feyabahul makamu makam bu manaya manidir yani makam bağlan bu manayı reddediyor ve yerudduhu nazmul kelami ve kelamın nazmi de bu manayı reddediyor çünkü o zaman şöyle olur demek sen bir şeydin ama itibar edilmeyen bir şeydir. Halbuki öyle değil. Yani bundan dolayı bu şey, o şey ul-mu'teddu bi anlamını vermeyeceğiz. Mutlak şey. Yani sen bir şey değil. Bitti. Ve kul ya halaknâke. Bazı kıraatlerde hani ve kad halaktuke min kablu ve lem teku şeya. Bazı kıraatlerde ve kad halaknâke min kablu ve lem teku şeya. Kâle umbi. Ve burada duralım değil mi? Eyvallah. Nefanallah. Arkadaşlar belki azmaz diyorsunuz. Arkadaşımızın programı var ve bizim bilgisayarımız da onun bilgisayarıdır. Dolayısıyla o işine gideceği için mecbur kesiyoruz. Peki hepinize selam ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.